bitti. Aslında Aslında geç geç bile bile kaldı. kaldı. Ya zoru yandı. İlacı Bilmiyorum. Ne ne kadar sakal. etti? İlacı ne Ne etkisi etkisi yok? yok? Bayağı da ezberi biliyoruz ha şarkıyı. Zehirlenmişiz bence bu hayvan. Bakınız, Melis İşten biri mi? Ha, biri. Biri. Çok Biri teşekkür kişi yani ederim. bir Kişi, kişi. kişi. Melis Evet. İşten bir kişi bir efendim söyleyeyim bir insan. Melis abla, en sevdiğin kitap hangisi? Bir de nerelerin estetik acaba? En sevdiğim kitap Görme Biçimleriyle Ustaca Sevmek. O iki tane kitaba bayılırım. En sevdiğim iki kitaptır. Yüzümde estetik yok. Bakıyorum gerçekten yok. Yüzümde Vallahi yok. gerçekten Ben seni estetik bile çok yok. eski tanıyorum. Evet, yok. Öyle yalanın şeyi yok yani. Yok, yok. Estetiklik zaten bir ihtiyacın da Çok yok. teşekkür Rica ediyorum. ederim. Ama Rica ederim. estetik günümüzde böyle hani benzemek üzerinden, hani kalıp dudakların şöyle olursa güzelsin gibi bir sosyal medya algısı Evet. var. Yok, o senin Onlara var mı estetiğin? katılmıyorum. Ha, var benim her şeyim estetik. Evet Şahin Bey, samimi bir şekilde soruyorum size. Yaptığınız mizahın, oyunculuğun komik olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü ben de dahil çevremde tanıdığım birçok yetişkin mizahınızı ya da oyunculuğunuzu komik bulmuyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizi uzun süredir ekranlarda görmememe rağmen BKM'den Jet Sosyete'ye kadar sürekli olarak ilk rolünüzün parantez Haklısın. Hıyarlı Baba farklı kopyalarını oynuyorsunuz. Bu motivasyonunuzun bir kaynağı var mı yoksa yalnızca geçim derdi mi sizinki de? Sorumuz Bu. bu. Soru bu arada 18, 10 sene önceye tekabül Evet. eden bir soru gibi aslında. Evet, beni de çok belli ki Aynen. takdirle takip eden, seven. Seni hala onu yapıyorsun zanneden. Valla şey şöyle, herkesi memnun etme gibi bir şeyi söz konusu değil. Yani seni ve çevrendeki arkadaşlarını memnun edemiyor olabilirim ama başka alternatifler var. Onları izlemeyi tercih edebilirsin. Ben de elimden gelen her şeyi yapmak için söz veriyorum. Sizlere layık olmak için. Ne Estağfurullah. diyeyim bilemedim Yok yok, yani. yine iyi bir açıklamaydı. Çok teşekkürler. Şahin Irmak saçlarını hangi şampuanla yıkıyor? Şaka şaka. İkinize de şakayı ben yapmadım, öyle yazmışlar. İkinize de başarılar diliyorum. Şahin Bey, zor bir soru sormak Evet. istiyorum. BKM döneminde aklında kalan en sevdiğin En sevdiğin skeç. Valla hepsi benim çocuğum gibi olduğu için şimdi skeç. ayırmak istemiyorum. En sevdiğim, çok eğlendiğim skeçlerden Bizim Zamanımız diye bir skeç vardı. Kuşak çatışmasını anlattığımız. Onu mesela çok bayıldığım bir skeçti kendisi. Mezhebi Gençler vardı, onu da çok severdim. Herkes tabii Hıyarlı Baba dememi Demeni bekliyor. bekliyor Yani tabii onu da seviyordum. Eğlenerek oynadığım bir tipti kendisi. ama. Merhaba, hoş geldiniz. Bilet alma kısmında Bursa'yı göremedim. Bursa için yakın zamanda bir gösteri programınız yok mudur? Var. 26-27 Nisan'da Bursa Dastas'tayız. Nisan takvimimizi daha açıklamadık ama Bursa Dastas'ın sayfasına girerek mobiletten bilet alabilirsiniz. Hoş geldiniz Şahin Bey. Çok güzel hareketlerde oyunculuk fırsatı bulamasaydınız meşhur olacağınıza inanıyor muydunuz? Vallahi hiç öyle meşhur olmak gibi bir planım yoktu. Düşünüyor muydun? İlgilenmiyordum da. Çok güzel hareketlerle de aslında oyunculuğa başlamadım. Yani ortaokuldan beri oyunculuk yapıyorum. Çok güzel hareketlerde bu fırsatı bana verdiği için çok teşekkür ederim. Bu sorum, şeyim, Çok cevabım bu. güzel ama ekşi sözü daha önceden çıktın mı hiç? Soru reflekslerin şey senin. Yok, ilk defa Hemen çıkıyorum ilk net, sözlüğüne. tak tak tak. Hak Ne bileyim. ettiği tarzda bir cevap tarzın var. Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Melisa, ölüme yakın bir deneyim yaşadıktan sonra hayatınızda neler değişti? Geçmişe karşı bir pişmanlığınız var mı? Hem size hem de Şahin Bey'e sorumsa hayatta nasıl başa çıkıyorsunuz? Ölüme yakın bir deneyim yaşadıktan sonra hayatımda tabii ki bir sürü bakış açıma dair şeyler değişti. Hani bu ölüme yakın bir deneyim yaşamak gibi değil, çok yakın arkadaşımı kaybetmekle ilgili bir yerden. Hayatta herkesin beni sevmesiyle ilgili çok büyük dertlerim ve çabalarım vardı aslında o kazadan önce. Biraz onu bıraktım. Sevmeyen de sevmesin. Herkes de beni sevmek zorunda değil. Bunun için de çok mücadele edemeyeceğim gibi böyle kafamda bazı şeyler tabii ki yer değiştirdi. Ama geçmişe karşı bir pişmanlığım yok. Kazayla ilgili düşünüyorsanız tabii ki var. Keşke hani biz şoförün ardında uyarsaydık, olmasaydı gibi, ama soru onunla ilgili değilse eğer başka bir pişmanlığım yok. Bunun için benim hayatla başa çıkma yöntemim sürekli olarak üzerine gitmek, acele etmek. Yaşamak istediğim, yapmak istediğim çok şey var. Bununla ilgili çok paniğim var. O yüzden ben hareket halinde kalarak başa çıkabiliyorum diye. Benim de antidepresan var. Yani farklı birkaç antidepresan kullanıyorum. Ancak onlarla hayatta başa çıkabiliyorum. Samimi cevabım bu. Çünkü bazen çıkamıyorum yani başa. Onun için profesyonel Evet, yardım almak evet. gerekiyor. Şahin abi, sana sorayım ben önce. Buyurun. Normal hayatınızda ciddi biri misiniz yoksa çok gülen biri mi? Yani ciddi sayılmam ya. Öyle çok ciddi olmayı seven biri değilim. Hatta ciddiyeti bozmayı seven biriyim. Ciddiyetten çok hoşlanmıyorum. Yani girdiğim ortamda da böyle bir ciddiyet varsa onu bozmayı tercih ederim. Gülerim ama şeyde değil, böyle sürekli de ha falan öyle gezmiyorum yani. Tabii ki çok ciddi olduğum, canımın sıkıldığı, böyle dertlendiğim anlarda oluyor. Teşekkürler. Hoş geldiniz sanırım. Herhangi bir filmde veya okuyordum.
Şimdi annesi de keşke oynamasaydım dediğiniz oldu mu? Olmadı. Hiç mi olmadı? Yok, olmadı ya. İki ünlüye de sorayım. Keşkeleriniz ya da pişmanlıklarınız var mıdır? Olmaz mı ya? Keşkesi ve pişmanlığı olmayan insan bence insan değildir. Ya da evet, kendini kandırıyordur. Ya da var, söylemek istemiyordur var, belki. Var tabii. Keşkelerimiz, pişmanlıklarımız var. Benim kendi adıma var. Benim de var. Ama ne olduklarını söylemek istemiyorum ben. Sen istiyor musun? Yani var tabii bir sürü böyle, hatta yakın zamanda bile insanız yani. Evet. Hata yapabiliyoruz. Keşke yapmadığım, yapmasaydım dediğim ya da işte pişman oldum bazı şeyler var tabii. Ama öyle yani kimsenin hayatını etkileyecek şeyler de değil. Yani ne kendi hayatım, ne başkalarının hayatını etkileyecek pişmanlıklar ya da keşkeler. Son Kabile kanalında katıldığınız program fırsatıyla Mehmet Ali Erbil dediğiniz duyuluyor. Bu magazine düşelim. Tiyatro oyunumuz duyulsun amaçlı bir PR çalışması mıdır? Evet, evet, öyledir. Burada hayır, da istiyorsanız değil. Mehmet Ali Erbil'i kötüleyip hayır, efendime değil söyleyeyim. Ben onu öyle duyuldum. Bizim aklımıza öyle şeyler geliyor PR'la ilgili. Dur lan gidelim Son Kulabilir'de ne desek. Mehmet Ali Erbil'den konuşsak acaba PR'ımız olur mu? Öyle şeyler geliyor aklımıza. Bugün Serdar Ortaç konuşalım hadi. Hadi Serdar Ortaç konuşalım. Hayır, ne oldu ya Serdar Ortaç'a? Niye öyle yok oldu Serdar Ortaç? Duyulduğunda farkında bile değiliz. Yani Mehmet Ali Erbil mi dedik ya biz? Ya ben bir şey bir anı evet hatırlamıyorum dediğim anda. Ya böyle bir şey yapsaydım kulağına mı dedim? Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in o dedikodusu kulağa fısıldanacak bir dedikodu değil. Değil. O bütün ülkenin yani herkesin hayretle şey takip ettiği bir konu. Yani evet, bütün ülke diyor ki bu nasıl böyle bir konu olabilir? O yüzden o fısıltılık bir konu değil, değil yani. Teşekkür ederiz. Tamamen Mehmet Ali Erbil'in kendi karakteriyle ilgili bir şey. Evet, geçelim. Bir şakalı ama övgülü bir şey bu. Ayrıca Mehmet Ali Erbil laf sokmakla ne PR'ı olabilir evet ya? Evet ya. Sorum Hıyarlı Baba'ya. ÇG'de hıyarları nereden alıyordunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama vaktiyle sever izlerdik. Çekmiş olduğunuz skeçler için teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ben çekmedim, oynuyordum. Ama ne demek istediğinizi anladım. Ne yapıyorum? Şu an oyunumuz var Melis Hanım'la beraber. Evet. Neydi? Seni seviyorum. İşte tam yeri gelmişken. Seni seviyorum. İyi ki ayrılmışız oyunumuzu. Oynuyoruz. Mart'ta evet başladık. 4 Mart'ta premier yaptık. Mart oyunlarımız bitmek üzere. Nisan, Mayıs, Haziran full her yerde oynuyoruz. Teşekkürler Melis. Sizi biletlerimizi alabilirler. Evet. Aynı zamanda bir tane sinema filmi var şu an vizyonda. Evet. Seninki vizyonu nasıl? Gibi şeyler. Daha yeni girdiği için bilemiyorum şu an. Hayır, hani film nasıl? Film tatlı. Evet. Bence tatlı yani. Şahin Hocam, Nick'im repliğinizden geliyor. Aa, sinema için yok artık iki sonrası yeni proje var mıdır? Ondan sonra bir sürü proje yaptım aslında ama belki denk gelmediniz. Ayrıca tiyatroda da oyun haberlerinizi birkaç aydır alamıyoruz. Birkaç aydır mı? Melis Oysaki her yerde her fırsatta söylüyor, nasıl alamıyorsunuz daha ya? Daha ne yapalım Allah biz Allah ya? Ek olarak çok eskiden İstiklal'in ara sokaklarında çaylama yapardınız. Tanışamadık ancak çaylama takip bir selamlar. Çaylama yapmak ne demek acaba? Çay içmek mi? Ha evet. Evet, orada bravo mı oturuyordun? Yani orada oturduğum dönem de oldu ama İstiklal'in İstiklal olduğu zamanlarda işte 2000'lerin başları falan tabii ki bizim de mekanımızdı falan deyip ağlasam. Melis selam, zaten adlı talk show'unu büyük bir keyifle takip ediyorum. Çok tatlısın. Şimdi benden de sana tek soruluk bir kişilik testi izinle. Hayattan ne istediğini bilen, çok kolay manipüle edilemeyen, kararlı, özgüvenli biriyim ve sekste sınırlarım yoktur. Yani? Bu benim oyunuma dair. Doğru, evet ama ben manipüle edilebilirim. Yani orada bir sıkıntı var. Çok manipüle edilemeyen dersem yüksek bir cümle olur. Edilmeye müsait biriyim ama edilmemek için elimden geleni yapıyorum. Teşekkür ederim. Benim programımda bir böyle bir formatım var ünlülere. Böyle cümleler okuyorum. Hmm. Bu benim ya da ben değilim diyorlar ve biz onların sonunda bir şey yapıyoruz o yüzden. Geçen yıl bir gün Cem Karaca'nın hayatı sinemaya uyarlanırsa Cem Karaca oynayacak en iyi adamdır, adaydır bence demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi için size de teklif geldi mi ya da size oynamak ister miydiniz? Cem Karaca'yı, Gözyaşları'nı İsmail Acıoğlu arkadaşımız başarıyla canlandırdı. O yüzden bana teklif gelmedi. Ben de Cem Karaca'yı bilmem. Bana daha önce ne teklifi gelmişti size çok enteresan bir şey. Aşık Veysel. Önce ciddi olmadıklarını düşündüm. Sonra baktım gerçekten ciddilermiş. Dedim ki yani ben Aşık Veysel için sizce doğru aday mıyım? Sonra başka bir arkadaşla çektiler. Kurtlar Vadisi'ndeki saçlar gerçek miydi? Aynı dizideki gerçekti Bülent ya. Emrak Parlak'ın sakal ve bıyıksız haliyle bir karşılaştırma yapmak gerekirse hangisi imaj kazanır? Bülent'in sakal ve bıyıksız hali de gerçekten çok kötü. Berbat yani. Yüzüne bakılabilecek gibi değil. Benim de öyle. Sakal ve bıyık sız erkek biraz şey gibi geliyor bana. Ben kadınlara severim da, değil mi? Ben baby face severim. Ne diyorsun? Vallahi bebek. Hiç böyle sakal tüy falan severim olmasın mı? Ya o da olsun, o da olsun. Arada bir yapsın yani. Full köse olmasın, çıkıyor köse olsun. Hani böyle problem olmasın, çıkıyor olsun ama arada bir sıfır hoşuma gider. Sıfır ama erkekler için çok cazip bir şey değil. Değil, yani onlar için değil canım. Değil, evet. Onun için gerçekten çok baby face olmak doğru gerekiyor. Yoksa evet, kesinlikle çok kusur çıkartan. Can sıkan bir şey. Can sıkan. Aynaya bakasın gelmiyor.
Dünyanın sayılı kötü ya da zoraki gülen ünlüsü. O kısmına karar veremedim. Sabah, Tümer gibi. Evet, sana demiş Süleyman. Yani benim gülmemle ilgili bir şey var. Seveni var, sevmeyeni var. Yapacak hiçbir şey. Yani buna bir çözümüm yok. Çok isterdim size bir açıklama. Şöyle gülüyorum ben yani. Seviyorum da. Ben çok sevdiğim için de gülmeyi. Bunun önüne de geçmiyorum. Ben kahkahamı da seviyorum, inanır mısınız? Yani size şans diliyorum izleme konusunda. İzlemeyebilirsiniz. Gülerken kısın. Ama izlemek istiyorsanız da zorlanıyor olabilirsiniz. Zor. Sizin için zor. Bana çok okey. Çok yetenekli oyunculuğundan sual olunmaz. Komik BKM mutfak oyuncusu. Kara Yılan'da da izledik kendisini. Gülmekten karın ağrısı yaratma potansiyeli yüksek oyuncu. Çok teşekkür ederim. Ya buna ne diyebilirim? Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Güzel kadın ama aşırı derecede kıskanç olabilirmiş hissiyatı alıyorum. Yani kıskancım. Evet, ben kıskancım bu arada. Doğru. Doğru ama karşı tarafa belli etmem. İçimde yaşarım. Kıskanırım. Evet, yani çünkü çok aklına sokmaya inanırım. O yüzden de ona böyle kurup hani ona başka enerjiler çekmemiş, onun hakkına girmesin diye kıskandığım müddetçe son kertede artık çok rahatsızlı olacağım bir şey olursa dile getiririm. Yoksa böyle kıskanç biriyim ama dile getiren biri değil. Yani öpüştükken falan görürsen o ne yapıyorsun? O kadar olursa falan, o da kıskanmak değil yani, ayrılmak gibi bir niyet olur o zaten. Kendisini sahnede izledim. Güzel bir aurası vardı gerçekten. Gülüşüne epey laf edilmiş. Başka bir şey bulamadınız mı? Gayet doğal ve içten gülüyor. Salonla insanları biraz Melis. Yani kendi kendine iki entry'nin birbirini tamamlaması çok hoşuma gitti. Bir tane gülüşünü sevmeyenden sonra bir tane de seven, çok teşekkür ederim. Çok tabii önemli. Yani bu çok göreceli bir şey. Tabii ki. Enerjisini, neşesini çok güzel buluyorum bu kadının. Gülüşü de güzel, kontrol edilmiş veya şekil bir gerilmiş bir gülüş değil. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Pornox. Bize bunlarla gelin. Çok teşekkürler. Sen Şahin Irmak'sın ya. Parka gidip düğün fotoğrafı çektirmek nedir? Hiç sordun mu kendine Şahin? Öyle bir şey mi? Ama ben sana dedim evet ya. Arkadaşlar her şey sizin elinizde olmuyor. Yani ben iki kişilik bir şey bu. Mümkün değil yani. Ben böyle bir şey istemiyorum gibi bir şansınız yok. Evlenirseniz bir gün başınıza gelebilir. Ben ister miydim gideyim Yıldız Parkı'nda düğün fotoğrafı çektireyim? Gerçekten benim de tercih ettiğim bir şey değildi ama ne yapabilirim, bazen öyle oluyor. Ne oynarsa oynasın sadece hıyarlı baba olan oyuncu demiş. Bir şey söylemek istiyorum. Bence öyle mi görmek istiyorsunuz? Hayır acaba? Hayır, hıyarlı babadan sonra daha yaptığını izlememiş çünkü. Ya bazı şeyde bana öyle bir eleştiri gelmişti Jet Sosyete'de. Buranın altın topa öykünüyor diye ne alakası var arkadaşlar? Yani her kırsal oynayan Brun Altın Top falan gerçekten alakası yok. Engin abiyi çok severim, çok kıymet verdiğim bir oyuncu ama yani konularda alakası birbirine var. Karıştırmayın kardeşim diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Buyurun. Bir gün Cem Karaca'nın hayat sinemaya uyarlansa, demek ki bunu ilk defa söyleyen değiller sana. Başkası bu. Başkasıdır. Aynı cümleler değil çünkü. Cem Karaca'yı oynayacak en iyi adaydır bence. Bıyıklar hazır. Bir kalın kemik çerçeve gözlük takıp saçları da uzatsa, al sana Cem Karaca. Katılıyor musunuz? Değil mi? Fena değil. Değil mi? Bence de ya. Ama İsmail benzediyse sen de. Kadir Nanır. Olur. Onlar da olur. Güzel bir hanımefendi. De çok kötü. İtici gülüyor. Aman ne yapsın, nasıl değiştirsin gülüşünü bu yaştan sonra olan diyerek kızmayın bana. İsteyince değişebiliyor. Ben yaptım, oradan biliyorum. Mesela bir iki gülüş mü denesen hayır, acaba hayır, ya? Hayır. Muhakkak isteyince değiştirilebiliyordur zaten. Gülüş. Ben gülüşümü seviyorum. Nasıl değiştirilebilir yani? Ne bileyim, susarsın. Bu içten gelen bir şey değil mi yani? Sessizleşirsin. Ama o yapay olur. Olur. Yani bir dur lan, insanlar olur. Benim gülüşümü sevmiyor diye. Ben seviyorum. Ve burada anlaşamıyoruz. Yani ben anlaşmak zorunda da değilsiniz. Asla değilim. Ayrıca yani. Asla değil. Çok teşekkürler. Gülüşümü sevmeyen zaten şov izlemesin. Zaten Şov adlı YouTube programına başlamış. Epey de iyi gittiğinizi düşünüyorum. Giray Altınoklu bölümden geliyorum. Gülmekten gözümden yaş geldi cidden çok demiş. Çok iyi bölüm. Stabiliz. Çok iyi bölüm. Giraylı bölüm mü? Giray'a ben de bayılıyorum. Evet. Çok yetenekli bir arkadaşımız. Tipik memurlar olur ya hani. Aynen öyle bir havası var. Memur. Evden işe, işten eve giden. Beyaz yakalı gibi. Böyle bir profil belirliyor kafamda nedense bu adamı görünce. Anonim fotoğrafta. Çok kötü bir yorum değil aslında. Değil komik, ama memura mı benziyorum ya ben? Hayır ama bu arada işini de bence böyle yapan bir adamsın. Memur tipin nasıl bir şey ayrıca yani? Hayır, memur değil ama sen işini de böyle yapan bir adamsın. Memur yani. Gibi. Hayır. Çok yani işten sonra partilerin içeyen öncesi böyle oradan değil gelen mi? Disiplinli bir adamsın. Evet. Ben bunu öyle bir yoruma çektim evet. Mesela. Evet. Ha evet. Öyle şeylerim yok. Evet. Biraz disiplinli bir kişiyim bazı şeylerde. Doğru. Ama bazı şeylerde her şey dedi. Şeker gibi adam.
Aa, bunu saklayacağım, evet, alayı saklayacağım oldu. Ya. Çok teşekkür ederim. Tiyatro yapmaya başlayacaklara öneriler. Buyurun. Ben okul severim. Genel yönlendirmem hep bu yönde olur benim. Tabii ki. Derdiniz ün şöhret değilse eğer. Çünkü onun için okula ihtiyaç olmayabiliyor sektör olarak her manada her zaman. Sadece ünlü olmak için bu işi yapmaksa amaç tabii ki okul şart olmayabilir. Buna dair örnekler var. Üniversitede hep bana bunu diyorlar, evet, çünkü. Doğru. Ama tiyatro yapmak istiyorsanız, eğer ki başka bir şey okuduysanız, konservatuvar gibi yolculuğa çıkamayacak. Bunun bin türlü kursu var. İş çıkışı kursları da dahil olmak üzere. Yok şansınız varsa konservatuvar çok çok isterim. Ya yani benim nerede isterim diyorum sizin için. Yani en büyük önerim hep okul benim. Tabii ki öncelikle, evet, okul, tiyatro, evet, yapmak isteyen, bunu gerçekten, evet, kariyer planlaması olarak yapmak isteyen. Bir de bence oyun okumak çok önemli. Evet. Ya yani oyun izlemek ve oyun okumak çok önemli. Ben mesela gençliğimde gerçekten tiyatroya aşıktım. Yani hala öyleyim ama yani ben galiba bu işi yapacağım dediğimde mübalağasız söylüyorum. Günde iki tane falan oyun kitabı okuyordum. Bunu da bir şey olarak söylemiyorum. Öyle, bayıldığım öyle için okuyordum ve çok geliştirici bir şeydir. Oyun okuyabilirsiniz. Eski fotoğraflara bakarken hissedilenler. Ben severim. Yani hüzünlenmeyi de sevdiğim için. Evet. Böyle bu bana ağır, acitasyon, dram, kötü hisler barındırmıyor bende. Ben böyle eski anılara bakıp vay be ne güzelleşiyormuşuz. Vay, kötüsünü de, biteni de, yani biten hikayeleri de, kötü hikayeleri de ben severim eski fotoğraflara bakmayı. Ben şey severim bu arada. Gerçekten fotoğraf. Albüm mü? Evet, ha, albüm. Evet. Telefonla falan çok tutmam geçmiş. Çok bir anda delirip 3000 fotoğraf silerim falan öyle şey. Ama şey de oldu ya artık telefonlarda... atıyorum ana ekranında sana sürekli, evet, fotoğraf, evet, güncelleyip işte 2017'den bir halin, aynen, falan geliyor. Aynen, o da tatlı geliyor. Bence. Tatlı, evet. Tabii her fotoğraf iyi hissettirmeyebilir. O fotoğrafın anısına ve fotoğraftaki kişilere bağlı ama, aynen, genel olarak tatlıdır. Geçmişi yad etmek açısından. Mesajı anında cevap veren tip. O ben değilim. Benim telefonla ilişkim berbat. Bazı mesajlara 4 gün sonra falan cevap bilerek veriyorum. Bilerek yaptın oluyor mu peki? Gerek yok yani şu anda. Hayır, bilerek yaptığım olmuyor ama o kadar ilgisizim ki telefonla. Mesela biri mesaj atıyor. Dur ya atarım birazdan diyorum. Mesela bakıyorum aradan 4 gün geçmiş. Yaptığım büyük terbiyesizlik. Bununla ilgili bir tedaviye ihtiyacım var. Gerçekten tedaviye ihtiyacım var. Kendiyle yani barışık biri. Ve bana mesaj atıp dönmediklerinden buradan özür diliyorum. En kısa zamanda bu sorunumu halledeceğim. Ben genelde hemen cevap veririm. Hemen gerçekten. Çünkü bana da öyle yapılsın isterim. Fakat bazen bazı şeylerde, durumlarda yani böyle cevap veririm diye özellikle bu son birkaç ayda yani iş yoğunluğumu çok... Yani ben bunu çok başka arkadaşlarımla dalga geçerdim. Ya saçmalama ne demek işin var diye derdim. Ama en yakın çevrem dışındaki arkadaşlarıma ve şeylere o anda cevap vermeyip gerçekten cevap veririm diye okunmamış haliyle tutup üzerine mesaj bindiğinde unuttuğum olduğu durumlar oluyor. Ama normalde hemen cevap vermeye çok özenli biriyim. Sürekli olumsuz konuşan insan. Benden uzak, Allah'a yakın. Benden en uzak sevmediğim olsun, evet, tiptir. Hiç sevmem. Ben de sevmem. Siz de etrafınızda, evet, öyle insanlar varsa baktınız hani değişen bir şey yok. Git ötede şikayet et yani. Evet. Hoş, evet, bir şey değil çünkü hayat öyle geçmez yani. Her şey olumlu ya da olumsuz da değil. İltifat mı, hakaret mi belli olmayan kelimeler. Mesela? Kinayeli. Mesela. Yani öyle bazen ulan bu acaba bana hakaret mi etti yoksa iltifat mı ediyor dediğin mesela şeyler. Mesela serseri gibi mi? Çok kibar serseri, mı oldu? Naif mi oldu? Serseri yani bilemedim serseri ya. Ama şey, başka örnekler de verebiliriz. Teyzem beni orospu diye severdi küçükken. O çok ayıp ya. Ay teyzem öyle sever. Ha, ay benim orospu falan. Ay benim orospum. Ay bu hikayeyi anlatacağım. Bir gün bir yerde anlatmıştım galiba. Neresi? Galiba serginin programında hatırlamıyorum da. Bir ay benim orospum, gel benim orospum, benim orospum, benim orospum da seviyor. Bir, ne güzel orospu olacak bu falan yapıyor. Bir gün taksiye biniyoruz. Nasıl bir teyze yanımda ya? Yanımda da babaannem var, evet, galiba. Baleye götürüyor beni, 7 yaşında filanım. Yani takside kıyafet üst baş değişiyoruz bir şey. Ondan sonra taksici bana dönüyor diyor ki aynen sen büyüyünce ne olacaksın diyor. Orospu olacaksın. Buyur. Buyur. Babaannem kızarıyor, bozarıyor, utanıyor. Kızım diyor, nereden çıkıyor? O diyor şaka yapıyor falan diyor. Yok teyzem öyle olacaksın diyor ya babaanne falan diyor kendi kendime. Evet, o, böyle bir şey mi kastettiniz? Bizim toplumumuzda öyle bir şey var sanki mı, değil mi? Ay küçük arası falan, küçük şırfıntı. Evet. Tatsız şeyler tatsız ama bunlar. Ama ben aklıma gelmedi bunu. Örnek veririz. Ben anlamadığım için şu an şey... Evet, teyzen onu kötü bir niyetle söylediğinden değil. O teyzelik coşkusu. Ya ben hakaret çok sevmem. Yerine göre. Yerine göre. Hakaretmiş gibi olan tatlı şeyler böyle. O okey. Niyetini biliyorsa okey gibi.
Örnek gelmedi bir aklıma. Örnek benim aklıma geldi. Ha. Kendi üzerimden değil de başka bir arkadaş. Bir yaşa, yani tanık Hı-hı. olduğum bir olay üzerinden. Bir galaya gitmiştik mesela. Orada bir oyuncu arkadaşımız vardı. Başka bir arkadaşımız. Bir tane afişini gördüm dedi. Bir filmde mi oynadın bu sen dedi bu sezon. Sürekli böyle her filmde oynayan bir arkadaş. Bu Lance Stockman gibi. Şeydi. Gibi işte yani. Böyle hem bir tarafta ama hani ne kadar da. Bence okey ya. Gülünebilir ya. Bence çok büyük bir şey. Sence? Çok kötü anlattım ama bence daha tatsız bir anıydı. Neyse. İzlenen en iyi oyunculuk performansı. Buyurun. İzlenen. Evet, izlenen en iyi oyunculuk performansı. Bak bizim şeyden yola çıkalım mı? Oyundan, ikili ilişkilerden ben falan. Ben de ona daha bir örnek verecektim. Benim en son izlediğim, gerçekten daha çok etkilendiğim Marriage Story'deki oyunculuk tam var. Olarak Marriage Story diyecektim. Yani daha diyebileceğim yegane şey söyledim. İnanılmazdı. Evet, keza şey. Oscar'da aldılar herhalde evet. değil mi? Oscar'da aldılar. Çok güzel. Konu itibariyle de ikimiz de daha önce boşanmış kişileriz. Aslında yani bu konunun ne kadar evrensel olduğunu, herkesin aynı duyguları yaşadığını, aynı tepkileri verdiğini özetleyen aslında hem oyunculuk açısından da inanılmaz bir film ve performans vardı. Ben şeyden de Türkiye'de de o yüzden ondan çok etkilenmiştim. Türkiye bu ilk ve sondan da. Yani Özge ile Burak'ın oynadı. Hayır Burak değil. Salih'in oynadı. Pardon. O da mesela çok öyle bir yerden çok toksik bir şey anlatmaya çalıştı. Tek de söyledim. Toksik demeyi biliyorsun. Tek de hallettim. Vallahi o yüzden oralar çok insana çok kendini bu kadar tanıdık hisleri, bu kadar gerçek oyunculuğa yakın bir yerde oynayınca çok karşı tarafa iyi geçiyor bence. Evet. Ben bir de Berkay Ateş'in çok bayıldığım bir oyuncu kendisi. Yani neredeyse bütün işlerini izledim ve izlemekten çok keyif aldım ve bence müthiş bir oyuncu. Ben de öyle de şurada o bir oyun ne bileyim aklıma geldi ben yani yerli hani bir yabancı bir yerliymiş gibi söylüyormuşuz gibi hissettim birden. Benim de etkilendiğim son zamanlarda Berkay'ın oynadığı işler yani Berkay'ı izlemekten Berkay'ın performansına inanılmaz keyif alıyorum. Bence çok başarılı. Dünyanın en samimiyetsiz cümlesi. Değişiyor. Bazen o canım oluyor. Bazen canım mesela anladın mı? Bazen çok samimiyetsiz canımlar gelebiliyor. Başka nasılsın? Ya nasılsın, seni çok özledim bana öyle geliyor. Karşılaşmalarda sektörel özellikle. Ha seni çok özledim ya. Ya daha özlen arar zaten ne değil kadar mi? Yani özledim cümlesi birbirini aramayan insanlar için bana çok en samimiyetsiz cümlelerden biri gibi geliyor. Özleyen bunun için harekete geçebilir. Çok sevindim seni gördüğüme. O yani doğru bu da samimiyetsiz. O da var, o da var. Evet var. Hayata dair gülümseten detaylar. Ben arkadaşlar, sofralar, kalabalıklar, seks, aşk. Bunlar olduğunu düşünüyorum. Seks de nasıl gülümseten bir detay oldu? İnsanın sağlığına bile şifa veren bir şey öyle düşünüyorum. Tabii canım. Evet. Evet. Ekşi itiraf hadi. Birer tane itirafta bulunacağız. Tatsız itiraflarda bulunalım hadi. İlk defa burada itiraf ediyorum. Daha önce de evlendim ve boşandım. Ne tatsız bir itiraf. Evet. Şöyle bir itirafta bulunuyor o zaman. Kazayla ilgili bir yerden bir itirafta bulunayım. Daha gerçek, duygusal bir şey olsun. Aslında Tolga ölmedi falan. Şakanı sikiyorsun. Ya tövbe. İnşallah da buraya koyarsınız. Diyeceğim bir arkadaşı çok uzak. Kötü bir şaka değildi, iyi bir şakaydı. Bu arada çok an olarak yok ben şey gibi bir şey söyleyecektim. Ben de korkuları kaldı. Şu anda bir sürü anksiyetem, panik atağım ve böyle tetiklendiğim adrenalinle endeksi tetiklendiğim şeye sebep oldu. Ben de işte aslında 2-3 tane antidepresan kullandığımı itiraf ettim ya. Oğlum sen ettin sen. Ettim yani. Evet doğru. Değil mi ya? Aynen öyle. Arkadaşlar mesela sordu hayatla nasıl başa çıkıyorsunuz? Çıkamıyorum. Gerçekten çıkamıyorum. Ve ben bunun için profesyonel yardım alıyorum yani. Ha doğru bu arada yani. Daha nasıl bir itirafta bulunayım ben size? Çok var teşekkür yani. Ederiz Ekşi Sözlük yazarlarına ve ekibine. Umarım tatmin etmişizdir. Çok, evet, çok teşekkür ederiz. İyisiyle kötüsüyle. Seveniyle sevmeyeniyle.